ahdiyle sana vermiştim. Hükmüm geçmez ki. Cevap veremedi. Onu sevmiyorum diyemedi. Susup kaldı. Söyler misin Neriman, bu ne demek? Ama Halideciğim, Kemal'in de kızması, şaşırması tabii değil mi? El alemin içinde, üstelik yeğeninin düğününde, aile içinde kalacak mahrem bir konuyu açmakla bence sen de hata etmişsin. Bu kadar çaresiz olduğumu görmesine rağmen ağzını açıp tek kelime etmedi beni sevdiğine dair. Neriman, bana o kadar öfkeliydi ki. Gece çekip gitmiş, sabaha kadar da gelmedi. İç şunu. İstemiyorum. Sinirlerine iyi gelir. Ben beni sevmeyen bir adamla evli kalamam. Kemal seni seviyor Halide. Hiçbir şeyden emin değilim. Gör bak. Akşama gelecek. Alıp eve götürecek seni. Her şey yoluna girecek. Eğer seviyorsa gelir değil mi? Ya gelmezse? Gelecek. Vay ciğersiz vay. Akşamki rezillikten sonra adam olan sokağa çıkamaz. Benim karım öyle bağıracak, ben de susacağım ha. Allah yarattı demek oldu mu tokadı? Bir tane de yer çarpar biliyor musun? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasılsın Kemal? Nasıl olayım Ahmet? Akşam Girit'liğe gider miyiz diye sormaya geldim. İster misin? İyi olur. İyi vakit. Akşam görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Saplarında insanlık ve hür dünya için çarpışırken yaralanan 106 gazimizi getirmekte olan Danimarka bandıralı Jutlandia isimli Kızıl Aç gemisi bu sabah saat 10.30'da İzmir limanımıza gelmiştir. Yolda gelirken bir ameliyat neticesinde şehitlik mertebesine ulaşmış olan Tarsuslu er Emin Çiçek'in cenazesi de Türk bayrağının olarak getirilmiştir. Hemen asker hastanesine nakledilen cenaze Bilahare Hastane'den törenle kaldırılarak İçim sıkılıyor bu haberlerden. Hadi biraz şehirde dolaşalım. Hı? Geldiğimden beri benimle hiç alakadar olmadın. Hatta büyük kulübe gidelim, ne dersin? Görmüyor musun? Çok meşgulüm Zehra. Yeni açılmış bir büroda. Nasıl bir meşguliyet olabilir ki? Bu dosyaları bitirip bir an önce fabrikaya serapanama götürmem lazım. Tamam, öyle olsun. O zaman ben de tek başıma dolaşırım. Hatta eski dostları ziyaret ederim ha. İyi edersin. Hoşça kal. Güle güle. Ya Ramazan. Ne gerek vardı hesabı ikimizin adını açtırmana? Ya kurban olduğum, artık sen ben yok. Hayat müşterek. Beraberik yani ha. Gel bakalım. Ne yapacağız şimdi biz bu kadar parayla? Harca harca bitmez sanki. Kurban oldum, doğru diyorum. Artık biz yeni bir aileyiz. İstikbalimizi düşünmemiz gerekiyor. Hazıra daha dayanmaz. Benim aklımda bir iş kurmak var ama... Ne işi kuracaksın? Ha? Ne işi kuracaksın? Dur onu sonra konuşuruz. Gel bir şeyler al. Dur Ramazan, olmaz. Burası çok pahalıdır. Allah Allah, pahalıysa pahalı. Para senin itin köpeğin kız. Hani istikbalimizi düşünecektik? Pay Gizem, şimdi kurban olduğum seninki laf mı? Yani karımıza iki tane entari almayak mı? Ha? Gel gel. Ya Ramazan. Gel kurban olduğum gel. Merci beaucoup. Buyurun. Ne istemiştiniz? Selamünaleyküm madam ama. Beni hatırladın mı? Ben Halide'nin yeğeniyim. Dezemle buraya geliyorduk. Sen geç elbiselere bak, hadi. Madam,
elindeki en güzel entarileri karıma göstermen istiyorum. Biz alışveriş yapacağız, biliyor musun? Bak. Bende para var, tamam? Jumeau. S'il vous plaît. Hadi, hadi. Bu arada ben size Londra'dan yeni gelen kumaşlarımızı göstereyim, ha? Hı-hı. Voilà. Oui. 7 yıl özel depolarda dinlendiriliyorlar. Hı? Vallahi güzel. Tamam. O zaman ben size... Gizem. Çok güzel olmuş ha. Selam hanım. Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi biraz yorgun gördüm. Değilim aslında. İş güç malum. Bankaların gönderdiği evrakları bitirdim. Netice? Bu konuşmada Selim Bey'in de bulunmasını istiyorum. Tamam. Selim Bey'e söyler misiniz derhal odama gelsin? Serhan'ım geldiler efendim. Sefer'cim. Hoş geldin. Bu ne sürpriz? Sürprizleri severim, bilirsin. Halide'cim, sen de mi buradaydın? Hoş geldin Sefer'cim. Canım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Evlendiğini duydum Orhan'da. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Neyse, ben hep Selim'le sizin mükemmel bir çift olduğunuzu düşünürdüm. Çok yakışıyordunuz birbirinize. Sonra düğünden önce olanları duyunca inanamadım. Neyse şekerim, hayırlı olmuş. Şimdiki eşinle büyük bir aşk evliliği yapmışsın. Mutluymuşsun. Evet. Selim Bey, fabrikanın hesaplarıyla ilgili incelemelerimi bitirdim. Neticeleri söylemek için buradayım. Tespitlerimi sizin de duymanızı istedim. Buyurun, sizi dinliyorum Orhan Bey. İşçilerin maaşlarını geciktirerek elde ettiğiniz faiz gelirini 2 ayrı hesaptan kişisel hesabınıza aktarmışsınız. Lakin 2 gün önce aynı meblağ fabrikanın hesabına yeniden yatırılmış. Sanırım Selim Bey o parayı kullanmak istememiş. Ben... Çok zor bir durumdaydım. Parayı hemen geri koymak üzere almıştım. Lütfen beni bağışlayın. Güvenimi istismar ettin Selim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Çok özür dilerim Serap Hanım. İnanın fena bir niyetim yoktu. Fena bir niyetin yoktu, öyle mi? Senin yüzünden işçiler işi bıraktı. Sağda solda dinç aslandı, haftalıkları ödenmiyormuş diye konuşuldu. Haklısınız. Ben her şeyi telafi edeceğime söz veriyorum. İnanın bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Sana son bir şans veriyorum. Eğer bir daha bir hata yaparsan seni kovarım Selim. Ayağını denk al. Bu mevzunun aramızda kalmasını istiyorum Orhan Bey. Ricamı kırmazsanız çok sevinirim. Elbette. Üstüme vazife değil ama Selim'i niye kovmadınız? Çünkü bu olayın duyulması itibarımı zedeler. Muzaffer'i kaybettikten sonra işleri yürütmekte çok zorlandım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.